Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda kanın yapısını inceleyeceğiz. Şimdi kanı bir deney tüpüne koyup çökerttiğimiz zaman, santrifüj etmek deniyor buna. Kanın yapısındaki bileşenlerin ağırlıklarına göre çöktüğünü gözlemleriz. Sıvı kısım yukarıda kalır, bu mavi ile çizdiğim kısım. Bu sıvı kısmın kan plazması olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hücreler ise alt kısma toplanıyor. Bunlara da kan hücreleri diyoruz arkadaşlar. Şimdi kan plazmasının yapısındaki bileşenlere bir bakalım. Kanın sıvı kısmında tabii ki büyük oranda su olmasını bekleriz. Ve suda çözünmüş olarak oksijen, karbondioksit, vitamin, mineral, solunum sisteminden hatırlayacağınız karbondioksitin bir taşınma formu olan bikarbonat iyonları, sindirim ürünleri, amino asit, glikoz ve kan proteinleri. Bu kan proteinlerinin adları önemli. Albümin, globulin, fibrinojen. Bunlar damardan çıkmıyorlar dışarı ve damarda belli bir ozmotik potansiyel oluşturuyorlar. Etraftan sıvı çekilmeyi sağlıyorlar yani. Hormonlar bulunuyor ve atık maddeler, üre, ürik asit vesaire bunlar kanın sıvı kısmında bulunuyor. Hücreler olarak ise arkadaşlar 3 çeşit hücreden bahsedeceğiz. Aslında 2 çeşit hücre, kan pulcukları tam birer hücre değil. Al yuvar, ak yuvar ve kan pulcukları. Önce al yuvarlara bakalım. Al yuvarlar, al kırmızı anlamında biliyorsunuz. Kırmızı kan hücreleridir. Bunların diğer adı eritrositler. Yazarım biraz sonra. Evet, kırmızı kemik iliğinde üretiliyor arkadaşlar. Al yuvarlar, kırmızı kan hücreleri yani. Bunlar ilk üretildiklerinde çekirdekleri varlar ama olgunlaştıkları zaman çekirdeklerini kaybediyorlar. Çekirdeklerini kaybetmeleri yüzeylerini arttırıyor. Yassı bir hale dönüşüyorlar. Bu da daha fazla oksijen taşımalarını sağlıyor. Bunların kırmızı olmasının sebebi yapılarındaki hemoglobindir. Hemoglobinin kırmızı olmasının sebebi de hemoglobinin içindeki demirdir. Hemoglobin proteini yapısındaki demir sayesinde oksijeni kolayca kendine bağlayabilir. Böylece oksijeni taşıyabilir. Zaten al yuvarların temel görevi budur. Taşıma, oksijen taşıma. Evet. Al yuvarların görevi taşıma diyebiliriz. Kısaca aklınızda böyle kalabilir. Şimdi birkaç özelliklerinden daha bahsedelim. Bunlar aktif hareket edemiyorlar. Damarda akan kanın içerisinde pasif olarak kanın akış hızıyla hareket ediyorlar. Damar dışına asla çıkmıyorlar ve çıkamıyorlar. Ve bunların ömürleri 120 gündür arkadaşlar. 120 günde bir parçalanıyorlar. Parçalananlar karaciğerde işte yok ediliyor diye düşünebiliriz. Yerine yenisi kırmızı kemik iliğinde üretiliyor. Şöyle bir bilgi söyleyeyim. Bazen test sorularına çıkıyor. Deniz seviyesinden yükseklere çıkarsanız, işte yaylaya doğru tırmanırsanız dağda, yükseğe çıktıkça oksijenin basıncı azalacağı için al yuvarın yapısına daha zor geçer. O yüzden vücut da bunu tolere etmek için al yuvar sayısını arttırır. Diğer kan hücrelerimize geçelim. Ak yuvarlar. Ak yuvarların şekli daha karmaşık diyelim. Yine kemik iliğinde üretiliyor bunlar. Bunların arkadaşlar çekirdekleri var. Hep var. Kaybetmiyorlar çekirdeklerini. Ve bunların temel olayı arkadaşlar bunların yaptığı şey fagositoz yaparlar. Fagositoz yaparak yabancı işte mikroorganizmaları, mikropları yerler. Yani bunların asıl görevi savunmadır. Şöyle bir örnek verelim. İşte bu yabancı bir şeyse bunu fagositoz yaparak hücre içerisine alıp hücre içi sindirimle onu parçalarlar. Aynı zamanda antikor üretirler. Yani savunma proteini bu şekilde de mücadele ederler. Aktif hareket ederler arkadaşlar. Damarın dışına çıkabilirler. Yani mikrobu damar dışında da kovalayabilirler. Savunma ile ilgili bu hücreler. Bunların oranı kanda çok fazla değildir ama enfeksiyon varsa bunların sayısı artar. Kan pulcuklarına gelecek olursak arkadaşlar. Bunun al yuvarlar taşıma, ak yuvar savunma yapıyordu. Kan pulcukları da pıhtılaşma yapar arkadaşlar. Kan pulcukları aslında hücre değillerdir. Hücre parçalarıdır. Değişik böyle şekilleri var. Bu kemik iliğindeki kan hücreleri üreten kök hücreler var. Onlardan kopan parçalardır bunlar arkadaşlar. Bunlar böyle pıhtılaşma için tıkaç olarak kullanılıyor diyebiliriz. Yani kesik varsa bir yerde oraya gelip orayı tıkıyorlar. Üstüne de fibrinojen bağlanınca orada kan akışını kesiyorlar diyebiliriz.
Al yuvarlara eritrosit, ak yuvarlara lökosit, kan pulcuklarına da trombosit diyoruz arkadaşlar.